Yeni bir videoyla kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba. Gözümü böyle temizlikle açtım sabah sabah. Bugün günlerden Perşembe sanırım. Temizlik yapayım derken şu dolabı açtım. Kahve yaptım sabah eşimle kendime. Sonra oraya dökülmüş böyle naneleri falan gördüm. Dedim ki bugün burayı kesinlikle temizlemem lazım. Burayı bugün hem temizleyeceğim hem de mutlaka mutfak dolaplarını da silmiş olacağım. Bugün mutfak işi bitmiş olacak. Yani şu dolapların içini falan var ya, o kadar sık temizliyorum ki. Buralar hiçbir şekilde kirlenmiyor. Yani bırakmıyorum, ona izin vermiyorum ama şu baharatlık kısmı ben ne kadar temizlesem de ister istemez dağılıyor. Her şeyi buraya çıkarttım. Lavabonun içerisine de şeyleri attım. Şunların birkaç tanesinin böyle kapağında şey vardı. İşte hardal vesaire kalmış, köri, onlar çıkmıyor. Onları da tamamlayacağım. Bir tek şimdi şu göz kaldı. Bu gözü de, durun şöyle aşağı indireyim. Bu gözü şöyle temizledim. Tertemiz oldu. Bunların hepsini tek tek sildim. Çiçek gibiler, mis gibi oldu. Ama şu aşağısı kaldı. Şimdi buranın da dolabını sildim. Şu an dolap mis gibi tertemiz oldu. Ama bunları şimdi güzel bir şekilde düzenleyeceğim, dizeceğim. Hatta onu bir beraber yapalım sizinle. İşte öyle dedim ki video başlatayım, beraber temizleyelim. Siz de en azından benim videoyu görünce yapacak işiniz gücünüz varsa onları da böyle motivasyon gelip yaparsınız. Çünkü yaklaşık yani İstanbul'dan döndüğümden beri bakliyatları yıkadım. Ama şu dolapların içini dışını bir anda silemedim. Yani ya işte sadece bakliyat gözünü temizledim, diğer taraflar kaldı falan derken neyse. Hadi şimdi beraber yapalım. Siz de kalkıp yapılacak işiniz varsa nedir onu bilemem. Onu aklınızda kafanızda büyütmeden hemen yapın. Yakın bir zamanda erzak kaplarımın hepsini tek tek boşaltıp yıkadığım için şu anda temiz olduklarından tekrar su israfı olmasın diye sadece üst yüzeylerini sildim. İster istemez yanlarında yemek yapılıyor, yağ saçıyor vesaire diye. Şu anda hepsi çiçek gibi oldu. Böyle kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. Şu bakliyat kapları da var ya, gerçekten çok işime yaradı. Şöyle ki içerisinde muhafaza ettiğim hiçbir şey bozulmuyor. Instagram'da linkini bırakmıştım. Instagram hesabım permişam52. Oradan da beni takipte değilseniz takip alabilirsiniz. Oradan linkini sık sık paylaşıyorum. Gerçekten iyi ki almışım. Bundan benim 36 tane var. Bir de hemen gösteriyorum. Şu beyaz setimden de benim bir 36 tane falan var herhalde. 6 küçük, 6 büyük, 6 orta, 6 en büyük. Pardon, ondan daha fazla vardır. 6 da en uzunları almışım. 4, 1, 2, 3, 4, 5 boyu var bende. Beyazın, siyahın 4 boyu var. Küçük, orta, bir tık büyük, bir de en uzunları aldım. Benim her şeyimi kaldırıyor. Hiçbir şeyimi de dolapta muhafaza etmiyorum. Yani şey, kutuda. Mesela makarna mı aldım? Makarnanın yarısını yaptım. Yarısı kaldı ya. Hemen bunların içine koyuyorum. Gösteriyorum size. Bakınız, makarnanın dibinde şu kadar kaldı mı? Bunlar boş ya. Hemen içerisine koyuyorum. Mesela buna etiket tuz yapıştırmışım. Ama beyazda tuzu muhafaza ettiğim için buna koymama gerek kalmamış. Hemen makarnayı bunun kapağını kapatıp bunu kullanacağım. Bunun kapağı nerede kız? Bir yerlerdedir. Çıkar şurada. Öyle yani. Şimdi hemen gri kısmı yerleştirelim beraber. Silipin ya da Baby Turko'nun şu ıslak temizlik havlularıyla temizlik yapmayı çok seviyorum. Balkonda bugün böyle kirlenmişken
Yine böyle ellerimi suya sokmayayım açıkçası, su da israf olmasın diye sadece temizlik mendiliyle temizliyorum. Denemediyseniz şöyle bir paket alın. Temizlik ıslak havlularından hangi marka olduğu fark etmez. Çok işinize yarayacak. Camlarda Sleepy daha başarılı ama. Günlük rutinim olan işleri de bu videoya dahil etmek istedim. Bulaşık makinesi her günün vazgeçilmez top bir işi. Bugün de tabii ki yapıldı ve benim en sevmediğim iş. Eminim sizin de en sevmediğiniz ev işlerinden birisi bu. Yorumlara en sevmediğiniz ilk 3 ev işini yazar mısınız? Çok merak ediyorum. Bakalım ortaklığım. Benim ütü, bulaşık makinesi doldurup boşaltmak ve çamaşır katlamak. Bu üçünü hiç sevmem. Şimdi sıra mutfak dolaplarını silmekti. Mutfak dolapları çok fazla yağ oluyor ve salonda birleşik olduğu için ben o yağlı görüntüden hiç hoşlanmıyorum. Sık sık silmeye çalışıyorum ama yaklaşık bir aydır hiç silmedim. Sadece böyle elimizin değdiği yerleri silmiştim. Beraber hızlıca temizleyelim. Bu bezi çok fazla sorun olmuş Instagram'dan. Eminim siz de video izlerken dolapları neyle sildin diye düşüneceksinizdir. Ben bu Pella'nın bezlerini almıştım. Hatta şurada bir yerde markası geçiyor aynen. Ya bazı yerlerde orijinalleri olmuyor. Orijinallerini bulmaya çalışın. Benim Instagram'da bıraktığım linkte birebir orijinali vardı. Benim aldığım yer, yani bunları aldığım yer orası. Şu bezin dün haşatı çıktı şekilde. Ama o kadar sağlam ki ben yeni bir paket attım. Onu da yaklaşık 3-3,5 senedir kullanıyordum düşünün. Şu Cif'in ultra yağ çözücüsü vardı bende aylardır. Onunla ve bununla sildim. Hiçbir şekilde iz kalmadı. Hani duruluyor musunuz diye soranlar çok oldu Instagram'dan. Şöyle söyleyeyim. Mesela bir kere Cif'i sıkıp bununla sildim ya. 2-3 defa bezi yıkayıp o kapağı bir daha geçtim. Yani Cif'le bırakmadım. Çünkü dolaplar sararır diye. Öyle yapmayı doğru bulmuyorum açıkçası. Yağlı kalsın istemiyorum. Bezi videoda belli olmamış olabilir ama defalarca yıkadım. Ürünler bunlar. Manzaranın güzelliğini size göstermek istedim. Arkamdaki manzara. Akşam güneşi çok güzel. Güneşler de yanımda.
Kızlar, Trendyol'dan toplu bir alışveriş yapmıştım. İki gün önce yani, çok da değil. Kız bir gün de anlaşın ya. Dörtte misiniz? Evet. Komşunun kargosunu da aldık. Sevincimin. Çok severim komşumu. Evde mi bakayım? Şimdi onun kargosunu da versinler. Ben bu kargoları eve gidip nasıl açacağım bilmiyorum. Ağzına kadar kargo 12 tane var. Yemeklerimi yaptım. Elif ablalar da geldi. O sırada da bir sürü kargo geldi kızlar. Markette bir Trendyol Express yakalamıştı bizi. Ondan sonra gelen kargolarım da oldu. Bunları şimdi mutfağa falan topladık. Ancak sofrada sonraki çay keyfinden sonra açarız diye düşünüyorum. Bayağı da var. Çıkacak kiri de düşünüyorum şu anda. Poşetler nereye gidecek? Dumaşı. Duman da eve yeni gelen şeyleri koklamayı bayılır. Birazcık koklasın. Çaylar, çorbalar içildi kızlar. Kargoları açmaya karar verdik Elif ablayla. Şimdi açacağız. Önce ben hepsini açacağım. Açtıktan sonra da neler almışız sizinle burada tek tek paylaşırım. Yani inşallah bu vlog yeter. Şimdi bütün kargoları açmışken size böyle çekeceğim. Ama öncesinde Instagram'a bir çektik. Şu ayakkabıları gerçekten heyecanla bekliyordum. Çünkü siyah olan Skechers ayakkabım gitti. Şu arkası bir şekilde 5 senedir giyiyorum. Ve ben neredeyse her gün giyiyordum. Artık hakkın rahmetine kavuşmuşken bunu aldım kendime. Ve denedim, 37 numara tam oldu. Bu aldıklarımızı da hızlıca göstereyim size. Şöyle bir tane crop bir body. Şöyle bir tane çok tatlı bir hırka. Ama ben bu tüylü kısmını çok beğendim. Çok güzel. Yine böyle siyah. Bunlara özellikle çok uygundu. Bilerek böyle evde iş yaparken falan da giyerim diye aldım. Ama gerçekten çok tatlı. Tight'la falan bile giyilir. Çok hoşmuş. Bir tane de şöyle lila rengi. Bunun hatta ben siyahını da aldım sanırım. Atlarda bir yerden çıkacak. Bir de böyle bir tane lila rengi bir body. Çoğu aynı mağazadan. Bu da el örgüsü gibi bir kazak diye. Bunu aşırı beğendim. Çok tatlı. Kot pantolonla ya da kahverengi bir etekle de çizmeyle de çok güzel durur. Şöyle yakından bakın, bildiğiniz el örgüsü yani, şu örülse bundan daha fazla masrafı olur. O kadar ki tatlı. Bir tane de şöyle gri bir üst. Ben gri çok sevmezdim ama bunun desenini çok beğendim, yani tonunu. Bir de şöyle bir kazak. Çok fazla böyle gri siyahım oldu. Bunun grisini çok beğenmiştim ama dedim böyle farklı bir renk alayım. Ve gerçekten rengini çok sevdim. Bir de şu. Buna gördüğümde gerçekten aşık olmuş olabilirim. Çok tatlı bir rengi var. Bu sence çizgili moda biliyorsunuz. Her yerde çizgili görülüyor. Şu elimin altındayken de göstereyim. Şu kulağım içinde şöyle bir tane küpe aldım. Ben bunu tekli diye almıştım ama ikili gelmiş. Çok güzel bir küpe. Bu da bu kargomun arasında. Bunu orada da bayağı bir aradım. Hiçbir yerde bulamadım. Şu Dilvi'nin geçen seneden beri meşhur olan bu hırkası. Hırka değil, kazak pardon. Ben bunun pembesini de çok seviyordum. Grisi var, siyahı var, bir de mavisi var. Ama mavisinin tonundan dolayı buz mavisi olduğu için bunu aldım. Yok, bu bebek mavisi pardon. Aşırı güzeldi. Bir de bu eşofman altlarımı sürekli soruyorsunuz ya benim. Ben Addax'tan eşofman altı alıyorum. Orcu'daki Addax'ta bunun kahvesi kalmamıştı. Yine aynı şekilde koduna bakarak biri bir aynısını Addax'ın sitesinden aldım. Yani daha doğrusu Trendyol'daki Addax'ın mağazasından aldım. Benim aldığım M beden oluyor genelde. Şöyle yine bulmuşken bir tane daha siyah stoklamış olabilirim. Şu an siyahı görün. Bayağı kalın, çıkın, hiçbir şekilde üşümüyorsunuz. Ve Addax'ın yani pijama eşofman altları dizde öyle hemen yapmıyor. Şu da Trendyol'un en güzel mağazalarından birisi Loş. Oradan da böyle çok tatlı bir atlet body aldım. Buna da yaz için. Şunları da evde iş güç temizlik yaparken ikili çok uygundu. Böyle evde güzel bodylerimi ziyan etmeyeyim diye aldım. Ama gerçekten de güzellermiş. Bunları böyle evde iş güç yaparken giyerim diye düşündüm. Çünkü ben evde de çok fazla bir pijama giysem de yine de bayağı böyle bir dışarı kıyafeti de giydiğimi fark ettim. Bir tane şöyle mont aldım. Eteklerle, çizmelerle güzel oluyor. Kaşe kaban. Aslında bu kaşe değil ama kaban diye geçiyor. Şöyle bunu giyeyim. Bu pantolon güvenen büyük ama onu çok şey yapamadım. Şöyle göstereyim size. Şu arkanın dağınıklığına bakmayın. Şöyle bir modeli var. Pantolonum da çok tatlı durdu. Bir tane böyle aldım. Bir tane şöyle bir kaban aldım. Ama onun oturması, yani üstte duruşu daha güzel. Bunu size göstereceğim. Şöyle. Biraz böyle batkalı gibi falan da herhalde ondan. Bu bayağı böyle etekli falan. Çok aşırı derecede güzel durur. Çok tatlıymış cepleri falan.
Bir de şöyle göstereyim hemen. Kızlara ve kendime böyle iki set çorap aldım. Şu tediler bu arada bayağı bir trend ya. Bu şekilde. Şöyle kızlar. Çeşit çeşit çok tatlılar. Bunlar bu sene bayağı bir moda. Bir de ayaktan çıkmıyorlar. Şöyle İdil'le Belice de istiyordu. Onlara da çorap alacakken çoraplarımızı birlikte aldım. Çünkü artık ortak giyinebiliyoruz. Aldığım alışveriş bu kadar. Daha ne olsun gerçi yeter. Bunların hepsini size çekmiş oldum kızlar. Bir videonun daha sonuna geldik kızlar. Temizlik yaptım ve yorulduğum bir gündü. Bugün de yaptım. Ama güzel bir video oldu bence. Daha uzun olsa daha güzel olabilirdi tabii ki ama elimden gelen bu. Aslında temizlik videosundan sonra ben temizliğe devam ettim. Ama yani video çekerek gerçekten temizlik yapmak işinizi 3-4 katı yorucu hale getiriyor ve zaman olarak da size zamandan inanılmaz derecede zarar etmenizi sağlıyor. Yani bence öyle tasarruf falan etmiş olmuyorsunuz. Çok fazla vaktinizi alıyor. Ve böyle yarım saatlik işi 1-1,5 saatte yapmış olabiliyorsunuz. Çünkü yok açı ayarlayayım, ışık şöyle olmadı, işte burayı sildim ama toz gözükmedi vesaire vesaire. O yüzden aslında temizlik videosu çekmeyi çok seviyorum ama vaktim oldukça çekebiliyorum desek daha doğru olur. Neyse sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve tabii ki çiçek böcek bile olsa böyle yorumlara bir şekilde benim yanımda olduğunuzu hissettirmeyi unutmayın. Bu arada uzun zaman oldu. Herhalde 16 gündür falan video çekemedim. Çocukların sınav haftasıydı ve Instagram'dan takip edenler bilir. İki kızım da influenza oldu ve aynı zamanda İdil'in korona olup olmamasından şüphelenildi. Çok ağır bir hastalık dönemi geçirdiler. Ateş nöbetleri, sabaha kadar başlarında bekleyen kusmalar vesaire vesaire derken öyle bir 3 hafta geçirdik. Sınavlara bile giremediler. Daha karne alacaklar yarın düşünün. Mazeret sınavlarına girildi dün bile. O şekilde bütün sınavlar verildi. Ki İdil Öykü daha resim sınavına giremedi. Artık canı sağ olsun. Sağlığı yerinde olsun. Gerisi önemli değil. Neyse laf uzattım. Sizi çok seviyorum. Hepinize sağlıklı bir tatil diliyorum. 15 tatil. Çocuk hep bu arada... çocuklarımın karneleri de bu sınav haftalarından dolayı günü de güzel geldi. Ortalamalar 80-85 falan güzel yani çok şükür daha iyi olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Bu kadar yani hiç sorun değil canları sağ olsun. Geçen seneden yüksek İdil Öykü'nün karnesi o benim için bence çok güzel bir gurur. Birleci'de ortaokula ilk defa başladı. Onunki de güzel çok şükür. Herkesin inşallah karnesi çok güzel gelmiştir. Çocuklarımızın gelecekleri inşallah her daim çok iyi olur. Güzel bir tahsil hayatları olur. Ve hep mutlu olurlar. Psikolojik olarak, bedensel olarak hep sağlıklı ve mutlu olurlar. Sizler de aynı şekilde güzel bir 15 tatil diliyorum. En önemlisi sağlıklı. Çünkü şu anda salgın var. Herkes hasta. İnşallah çok güzel bir 15 tatil olur. Ve okul dönemi yine güzel başlar. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın.